Bir de şu var. Bu özgürlük, hürriyet, demokrasi, insan hakları karıştırıp da o klipten bahsediyorduk da. Mesela o klipte susamam diyor. Şunlara, şunlara, şunlara susamam diyor. Ama PKK terörüne, FETÖ terörüne susuyorsun. Çünkü yalanların en tesirlisi araya doğrular karıştırılarak yapılan yalanlardır. Orada doğrular var. Ama asıl yalan PKK teröründen bahsetmemektir. Onları terörist gibi göstermemektir. O klipte FETÖ var mı? Yok. Yok. PKK terör örgütü var mı? Yok. Yok. O zaman susmuşsun. PKK terörüne karşı susmuşsun. FETÖ'ye karşı susmuşsun. Ben de diyorum ki araştırılsın bu klibin arkasında, en arkasında FETÖ vardır. Amerikan istihbarat örgütleri vardır. Amerikan istihbarat örgütünün olduğu çok belli. Mossad Çok belli. vardır. Birileri tarafından fonlandı illaki. Evet. Ama bu milleti anlatmıyor o. Şimdi gençler de bu kliptir diye ne yapıyorlar? Bundan etkileniyorlar. Şimdi sarsmak çok zordur. Mesela orada orman yangını diyor ya. Mangalcı orman yakar falan diyor galiba. PKK diyor ki ormanları ben yaktım ya diyor. Bak. Ben yaktım diyor. Ege'yi ben Şimdi yaktım diyor. Yok kardeşim. demek ki bu İnanmıyorlar. klipte PKK'nın orman yakmasına susmuşlar. Susmam diyorsun, susuyorsun. Niye susuyorsun? PKK'nın terör eylemlerine karşı susuyorsun. PKK'nın orman yakmasına susuyorsun. Başka kim susuyor? Kılıçdaroğlu susuyor. Ya PKK kendisi diyor, ormanları biz yaktık diyor, ateşin çocukları diyor. Köşeye sıkıştırmışlar PKK'yı. Dağlarda, Irak'ta, Suriye'de, kendi sınırlarımız içinde kayyum atanmış. Devletin gözünün içine baka baka PKK'ya yardım edemezsin arkadaş diyor devlet. Ne oluyoruz ya diyor. Edemezsin diyor. Ben burada devletim diyor. Ha sen şimdi bunu görmezden gelmiyorsun. Gidiyorsun destekliyorsun. Şeye ceza veriliyor Canan Canan Kaftancıoğlu'na. Kaftancıoğlu'na. Hemen koştur koştur demokrasi, insan hakları bırakın da herkes konuşsun diyor Karamollaoğlu. Neden mesela Canan Kaftancıoğlu ceza aldı? Buna dair de değinilmiyor, değil mi? Sanki bir demokrasi kahramanıymış gibi Bak, bir muamele. bu haberi Fox TV nasıl verecek diye merakla seyrettim. Tabii bundan işte kaç sene önce, 7 sene önce atılmış tweetlerden dolayı bir siyasetçiye hapis cezası veriliyor. Böyle şey olur mu? Kılıçdaroğlu ne diyor? Adalet yok Türkiye'de diyor. Adalet olsa diyor. İl başkanımıza bu ceza verilir mi diyor. Bu ceza diyor İstanbul'u neden kazandığımızdan dolayı verilmiş ceza diyor. Ama herkes şöyle giriyor habere. O kesim. Küreselciler. Milletin değerlerinin karşısında duranlar. Attığı tweetlerden dolayı, sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası verilmiştir. Şimdi vatandaş olarak siz merak etmiyor musunuz? Ya 9 yıl sosyal medyadaki tweetlerden dolayı verilmiş. Ya bu CHP'nin İstanbul İl Başkanı Çok büyük bir ne ceza demişti mı? arkadaş? Bu Böyle kadar ceza 9 yıl olmuş. verilmiş, değil Evet. mi? Şimdi o tweetlerden örnekler var mı sizde? Arkadaşlar da siz istiyorsanız söyleyin, onlar bulacaklardı zaten hemen. Şimdi ben seyircilerimize Canan Kaftancıoğlu'na niye sosyal medyadaki hesabından attığı tweetlerden dolayı ceza verilmiş, ne tweetler atmış da ceza almış, ne demiş de bu kadar yargıyı ceza verecek noktaya getirmiş. Bazılarını okuyorum şimdi. 15 Temmuz 2016'da Darbe saat girişiminde 23.01'de dikkat buyurun bakınız. 15 Temmuz gecesi, darbe gecesi, daha neyin ne olduğu netleşmeden saat 11'de, gece 11'i bir geçe bir tweet atıyor Canan Kaftancıoğlu. Tekbir getirerek, İstanbul İl Başkanı bu, tekbir getirerek, boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir? İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin. Kime diyor bunu? Köprü üzerinde tekbir getirerek Kılıçdaroğlu hala söylüyor. Bu direnenlerin kahraman millet evlatlarının orada askerlerin boğazını kestiği yalanını tweetiyle destekliyor. Bakın darbeye karşı bir şey söylemiyor. Hayır canım. Söyleyemez çünkü Kılıçdaroğlu da Ekranda bu arada. tankların arasından geçti gitti değil mi?
Ha, ekranda da görülsün. Ne diyor? Tekbir getirerek, boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir? İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin. Aynı gece 8 dakika sonra, bu tweetten 8 dakika sonra bir tweet daha atıyor. Darbenin daha şeyi belli değil. Bitip bitmedi. Sabaha kadar yakalanmadı. Genel başkanı da o sırada Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde darbeyi konforlu bir şekilde izliyor. Tankların arasından geçmiş. Tabii. Ben de bu tankların arasından geçişle ilgili başka bir soru sormuştum. Kılıçdaroğlu'ndan başka kim o gece tankların arasından geçebilirdi? Hangi siyasi? Değil mesela mi? Bahçeli geçebilir miydi? Evet. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı geçebilir miydi? Mesela Sayın Binali Yıldırım'ı geçebilir miydi? Ya burada çok enteresan bir şey var. Bak burada hep CHP'liler kulaklarının üstüne yatıyor. Bunu ya kardeşim ya, bir soru soruyoruz ya. CHP Genel Başkanı elini kolunu sallayarak tankların arasından buyur geç dendi. Onun haricinde kime denebilirdi? Bir de Akşener olsaydı ona da geç derlerdi. FETÖ'cüler ona da bir şey demezdi. Evet, bu ilk tweetten inandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin. Cenab-ı Hakk'ı da nasıl söylüyor? Tamam. 8 dakika sonra da şunu atıyor. 15 Temmuz 2016 saat 23.09. Darbe yapılacaksa onu da biz yaptırırız demiş olabilirler mi? Hani kontrollü darbe lafı sonra çıktı. Daha o gece Canan Kaftancıoğlu, İstanbul CHP İl Başkanı diyor ki dikkat edin, bu kontrollü darbedir. Erdoğan kendisi darbe yaptırıyor. Çünkü darbe yapılırsa onu da biz yaptırırız demiş diyor. Vay 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 vay. Şimdi buna fikir ifade hürriyeti diyor. Sen millete, devlete karşı yapılmış darbeyi koltuklayacaksın, arkalayacaksın. Buna da fikir ve ifade hürriyeti diyeceksin, öyle mi? Devam. O gece bu tweetten de 3 dakika sonra bir tweet daha atıyor. 15 Temmuz 2016 saat 23.12. Bak 3-5 dakika arayla CHP il başkanı daha şey devam ederken, darbe girişimi devam ederken bir tweet daha atıyor. Alın size nur topu gibi bir mağduriyet daha. Kim mağdur olmuş? Darbeyi yapanlar. Darbe girişiminde bulunan FETÖ'cüler. Sen kimden yanasın? Evet. Bu Canan Kaftancıoğlu'nun 12 Mart 2014'te yani 31 Mart'ta seçimler vardı değil mi? Evet. 31 Mart 30 Mart'ta mıydı? 30 Mart doğru. 30 Mart'ta 30 Mart. Yerel seçimler vardı. O seçimlerden 18 gün önce bir tweet daha atıyor Canan Kaftancıoğlu. Fikir ve ifade hürriyetinden yararlanarak şöyle diyor. Tayyip Erdoğan neredesin? Allah belanı versin. Şimdiki sloganımız da bu. Evet. Devam ediyoruz. Yani... İşte bakın yani neden 9 yıl 8 ay şiir okudu diyorlar. Mesela şiir okuduğu için aldı diyorlar ya. Bakın tweetleri görüyorsunuz. Ne ararsanız var. Hakaret, iftira, devlete neler neler söyleme hepsi var. Şimdi deniyor ki ya 2012'de attığı tweetlerden dolayı fikrini söylemiş. Bu ne ya? Bu ceza ne diyorlar? Ne demiş acaba 2012 23 Ağustos'unda tweet attığında Canan Kaftancıoğlu? NTV Haber, haber kanalı NTV'nin bir haberini eleştiriyor. NTV Haber etkisiz hale getirildi diye vermiş haberi. Öldürülen PKK teröristleri için etkisiz hale getirildi diye veriliyor ya haberler. Onu eleştiriyor 2012-23 Ağustos'unda Canan Kaftancıoğlu. NTV Haber etkisiz hale getirildi diye vermiş haberi. Ne zamandır etkisiz hale getirme, öldürme ile eş anlamlı kullanılır oldu? Sen diyor PKK'lıların öldürülmesine nasıl etkisiz hale getirildi dersin? Şimdi başka bir tweet'i 4 Ekim 2012 CHP'yi
BDP ile aynı yola girdi diye, bak daha o zamandan 2012'de CHP ile HDP aynı yola girdi diye, Mayıs 2012'de mi Kılıçdaroğlu başına gelmişti CHP'nin? Ben öyle hatırlıyorum. Daha da eski olabilir gibi. Yani bu 4 Ekim'den önce, ya Kılıçdaroğlu geldikten sonra CHP ile HDP'nin aynı yola girdiğini tweetinde söylüyor Canan Kaftancıoğlu. CHP'yi BDP ile aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler. Yol doğru yol. Ona bak sen. İşte yani PKK seviciliği had safhada Canan Kaftancıoğlu'nda, had Evet. safhada. Bu arada bir son dakika var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu günlerdir bekleniyordu İstanbul'da kayyım Ha. konusuyla ilgili. Böyle bir şey söz konusu olmadığını söyledi Süleyman Soylu. Evet. 23 Haziran'da İstanbul halkı bir karar verdi. Bu karar da halkın şehri daha iyi yönetmesi adınaydı. Ama önce işinizi yapın diye ekledi Sayın Süleyman Ben de Soylu. bir gazeteci olarak Ekrem İmamoğlu'nu rahatlatayım. Eğer biraz siyaseti okuyabiliyorsam, Ekrem İmamoğlu'nu asla ve asla görevden alıp yerine kayyum atamayacaklar. Ben de Değil mi? gördüğümü Değil mi? söyleyeyim. O zaten Rahat biraz. olarak görevine devam etsin. Yeter ki hizmet versin. Geldiğinden beri devri sabık üzerine çalışıyor. AK Parti'de şöyle yapıldı, böyle yapıldı. Tamam anladık da sen ne yapıyorsun kardeşim? 14 gün izin kullandın. İzmir'e de gittin fuar açılışına. Cumhurbaşkanlığı yolundaki taşların hepsini Sivas'a gitti, döşüyorsun. Diyarbakır'a gitti, Evet. geziyor. Yani sen işine baksan daha iyi olur. Ya teminatını İçişleri Bakanı vermiş. Ben verecek değilim. Ama ben gördüğümü söyleyeyim. İmamoğlu'na ne yaparsa yapsın, İmamoğlu ne yaparsa yapsın, kendisinin yerine kayyum atanmaz. Rahat olsun, işine baksın. Evet. Ermenileri de kollayan bir Canan Kaftancıoğlu var. Mesela şu okuyacağınız tweet'i reddediyor. Ben atmadım diyor. Tarihte bugün Evet. Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19-15'te Taksim'de. Evet, bunu ben atmadım diyor. Şimdi ona da Sayın cevap var ama. Kaftancıoğlu. Bir dakika. Bir tweet'i daha var. Kaftancıoğlu'nun. 20 Ermenilerle ilgili. 23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi bilmek istemeyenler için ip ucu 1915. Bunu da 24 Nisan 2013'te Yani atmış. CHP'nin öyle bir il başkanı var ki Ermeni, sözde Ermeni soykırımını savunuyor. Ermenistan'ı takdir edeceği bir siyasetçi varsa Türkiye'de bu Kaftancıoğlu. Canan Kaftancıoğlu olur. Bir de Canan Kaftancıoğlu 11 Ocak 2013'te bu Sakine Cansız'ın öldürülmesi Evet. üzerine bir tweet atmış. Paris'te PKK'lı İnsanlık teröristlerin öldürülmesi. tarihi kadınıyla başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder demiş Sakine Cansız ve insanlık yine kaybetti diyor. Şimdi Sözcü gazetesi bu Kaftancıoğlu'nun tweetleriyle ilgili bir haber yapmıştı. 17 Ocak 2018'de. Orada diyor ki Kaftancıoğlu o tweetleri tek tek açıkladı. İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddialara ve attığı tweetlere tek tek açıklama getirirken dikkat, hepsinin arkasındayım. Fakat sadece biri hariç. Hepsinin arkasındayım diyor. Sadece biri hariç Biri diyor. hariç diyor. Hangisi hariç onu da okuyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine hakaret eden bir tweet'i yanlışlıkla attığını belirtiyor. Ben bu ne zaman, hangi tarihli Sayın Gülerci? 17 Ocak 2018. 2018, tamam. Ben o toplantıdaydım, basın toplantısındaydım. Evet. Oradaki gazetecilerden biri de bendim. Hatta Cumhurbaşkanı'na küfrettiği soruyu da soran bendim. Evet. Ama reddetti onu, evet. Bunu yani reddetti derken yanlışlıkla olduğu gibi böyle Evet. laf kalabalığına verdi, Tamam. geçiştirdi. O Reddetme kadar çok yok. sıkıştırmamıza Evet. rağmen de bir türlü söylemedi hiçbir şey. Bak mesela biraz önce okuduk ya. Darbe gecesi demişim ki alın size nur topu gibi bir mağduriyet demişim. Yanlış mı Yani söylemişim AK Parti bunu? mi Heh. kastediyor? Evet. Savunuyor. Ermeni soykırımı paylaşımı ile ilgili orada gene arkasında duruyor tweet'inin. Nasıl duruyor? Ben bu topraklarda bir hak savunucusu olarak
Benim katıldığım yürüyüşün adı Ermeni soykırımı yürüyüşü. Ben de ondan dolayı bu paylaşımı yaptım. Savunuyor. Peki Ermenilerin yaptığı zulüm var Erzurum'da, Doğu'da. Hiç onlarla ilgili bir paylaşım yapmamışsın. Ya bizden olunca paylaşamıyorsun. Ermenilerden olunca paylaşıyorsun ya. Nasıl oluyor bu? Fikir ve ifade hürriyetini, düşünce hürriyetini hep bizim devletimizin, milletimizin aleyhine kullanıyorsun. Yani bu fikir ve ifade hürriyetinin içerisine hiç devleti, vatanı, milleti savunma girmiyor mu? Böyle bir düşünce yok mu? Sen Böyle bir kaptancı fikir onun yok için mu? girmediğini düşünüyorum, evet. Evet. Bu arada o son dakika hatırlatayım çünkü her yere düşüyor şu anda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara ve İstanbul'a kayyum atanmasının söz konusu olmadığını söyledi. Böyle bir şey yok dedi Süleyman Evet. Soylu. Bunu belirtelim çünkü bugünün en çok beklenen açıklamalarından biriydi. Şimdi İmamoğlu'nun bu arada Yenikapı şovuna da geçelim. Birazdan istiyorsanız Sayın Gülerce. Ondan önce çünkü vakit daralıyor. O şov olduğu belli. Bak sen de söyledin de vakit kalırsa geçelim.